Is that accurate? The best. Atlantik sisteminin baskısıyla mücadelede bölgesel işbirlikleri önem kazanıyor. Ekonomik yaptırımlarla Batı'nın hedefinde olan Rusya, Türkiye'ye altın fırsatlar sunuyor. Ulusal kanala konuşan Onur Eğir Yönetim Kurulu Başkanı Cankut Bagana, Rusya ile ticaretin önemine vurgu yaptı. Rusya-Türkiye beraber olduğu zaman çok şeyler yapabilir. Ben İpek yolunu yalnız bir yol olarak görmüyorum. İpek yolunun aynı zamanda bir üretim merkezi olarak ileriye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Konu gayet net ve açık. Rusya biliyorsunuz dünyadaki en büyük enerji ağına sahip bir ülke. Bununla beraber altyapı, doğal zenginlik. Bizde de onlarda olan bizde yok, bizde olan mamuller de onda yok. Biz onların mamullerini alarak Türk halkının engin zekasını kullanarak, katma değerini de katarak iki ülkenin bu ürünlerini birleştirip ortaya bir katma değer çıkacak. Bu katma değerden hem Rus hükümeti hem Türk hükümeti muhakkak faydalanacak. Çok sentez, çok basit yani. Tekstil Örme Sanayiciler Derneği Başkanı Fikri Kurt, tekstil sektöründe Rusya ile ticaretin öneminden bahsetti. Siyasi politikalarda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Biz zaten Ruslarla güzel ticarete başladık. Tekstildeki büyümemizin bir kısmını biz Ruslara bağlı söyleyebiliriz. Geçmişte bizden hazır giyim konfeksiyonu alırken şimdi kumaş üretimiyle ilgili oradaki fabrikalarına kendileri üreterek istihdam yaratıyor. Yani karşılıklı istihdamı geliştirmeye çalışıyoruz. Karşılıklı ihracatı büyütmeye çalışıyoruz. İyi ilişkilerde bulunmamız lazım. Karşılıklı siyasi politikalarda iyi olmamız lazım ki birbirimizle ticaretimizde zedek gelmemesi gerekir. Onur Eğir Yönetim Kurulu Başkanı Bagana ayrıca iki ülke ticaretinin gelişmesi için hükümetlerin öncelikle adım atması gerektiğini kaydetti. Bu konuda Rusya ve Türkiye'nin devletlerinin kesin bir değişmeyen bir karara varmaları gerekir. Ama bugün böyle yarın öyle olursa iş adamı giremez ki. Gerek Rusya'nın gerek Türkiye'nin kesin çizgilerle hatları çizmesi lazım. Devletlerin eveti olmazsa olmaz. Bazı kararların devletler öncüsü olması lazım. Öncü olduktan sonra arkasından doğru yoldan özel sektör gelir.